Mayıs 2014'tü. Mayıs 2014'ten Aralık 2023'e neredeyse 10 yıl. Öyle söyleyelim. Neredeyse 10 yıl ve 10 yıl sonra Soma davası ile ilgili yeni bir karar. Enerji Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı tarafından görevlendirilmiş 28 kamu görevlisi yargılanacaklar ama bu haliyle 301 madencinin katledilmesindeki sorumlulukların karşılığı olmaktan çok uzak bir iddianame bu. Tam 9,5 yıl aradan sonra Soma'da bakanlığın soruşturma izni vermediği kamu görevlileri hakkında dava açıldı. Anayasa Mahkemesi hak ihlali var dedi. Soma Cumhuriyet Başsavcılığı iddianameyi kabul etti. Soma'da yitip giden 301 canın sorumlularından 28 kamu görevlisi görevi kötüye kullanmaktan yargılanacak. Sadece görevi kötüye kullanmak suçuyla yargılanacaklar. Halbuki katliamdaki payları sebebiyle en azından taksirle insan öldürme suçundan yargılanmaları gerekirdi. Sevindirici bir sonuç da değil, üzücü bir sonuç da değil. Aslında bu 2014'te yargılanması gereken kamu görevlileri şu anda yargılanıyorlar. Soma Cumhuriyet Başsavcılığı yaptı açıklamayı. 13 Mayıs 2014'te yaşanan Soma maden faciasında ihmali bulunan 28 kamu görevlisi hakkında iddianame düzenlenerek dava açıldı. Bu kamu görevlilerinin yargılanmasına bakanlık tarafından izin verilmemişti. Bu karar önce Danıştay'a daha sonra Anayasa Mahkemesi'ne götürüldü. Oradan gelen hak ihlali kararı sonucunda bugün bu yargılamaya ancak başlayabiliyoruz. Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Gökhan Çakır ve madenci aileler adına davayı takip eden avukat Mert Batur, kamu görevlileri hakkındaki suçlamaların yetersiz olduğunu öne sürdü. 301'in esas katilleri sanki bir insan öldürmüş gibi yargılandılar. Bugün kamu görevlileri de görevi kötüye kullanmak suçundan yargılanacaklar.